İlk Türk devletlerinde ülke yöneten Hakan'ın halkının huzur ve refah içinde yaşatması, töreye uyması, adaletli olması zorunluluk olarak görülmüştür. Dolayısıyla bu şekilde olmayan hükümdarlar gerektiğinde tahttan indirilmiş, yerine hanedandan başka biri getirilmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Sosyal devlet anlayışının uygulandığı. Burada halkının huzur ve refah içerisinde yaşatması sosyal devlet anlayışının uygulandığını gösterir. A şıkkımızı eledik. B. Hükümdarları bağlayıcı kuralların olduğu. Mesela törelere uyması hükümdarların bağlayıcı kuralların olduğunu göstermekte. B şıkkımızı eledik. C. Devletlerin monarşi ile yönetildiği. Monarşi dediğimiz sistem bir devletin tek bir kişi tarafından, bir hükümdar veya bir kral tarafından yönetilmesidir. Dolayısıyla bu şekilde olmayan hükümdarlar gerektiğinde tahttan indirilmiştir cümlesinden ülkeyi bir kralın, bir hükümdarın yönettiğini görmekteyiz. O yüzden C şıkkımızı eledik. D. Egemenlik haklarının belli bir ailede olduğu. Yine bunun son cümlede yerine hanedandan başka biri getirilmiştir cümlesinde hanedanda yine egemenlik haklarının bir ailede olduğunu gösterir. O yüzden D şıkkımızı eledik. E. Yönetme yetkisinin belli bir süreliğine kişiye verildiği demiş. Burada başa gelen hükümdarlar belli bir süre için başa gelmiyor. Sadece kendisini bağlayıcı unsurları yerine getirmezse bu şartlar dahilinde tahttan indiriliyor. O yüzden burada yanlış cevabımız E şıkkı. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Anadolu Selçukları, Danışmentler, Zengiler, Eyyubiler, Memlükler gibi Türk devletleri Haçlı seferlerine karşı büyük mücadeleler vermişlerdir. Bu durum Türklerin Ön Asya'daki varlığını pekiştirmiştir. Asıl amaçlarına ulaşamayan Avrupalılar seferlere son vermek zorunda kalmışlardır. Haçlılarla yürütülen bu mücadeleler tarihte Türklerin İslam dünyasına yaptıkları en önemli katkılar arasında yer almıştır. A. Haçlı seferlerin amaçlarından biri daha önce Hristiyanlara ait olan yerleri yeniden ele geçirmektir. Özellikle Kudüs'ün bu şekilde kutsal mekanlardan bir tanesi olması yine bölgenin alınması için etkileyen noktalardan bir tanesi olacak. A şıkkımızı eledik. B. Türklerin İslamiyet'i kabul etmeleri İslam dünyasına güç kazandırmıştır. Burada zaten İslamiyet'i kabul etmiş Anadolu Selçukları, Danışmen, Zengi, Eyyubi ve Memlük gibi devletlerden bahsediyor. Haliyle İslam dünyasının daha da güçlü olduğunu söyleyebiliriz. B şıkkımızı eledik. C. Anadolu, Suriye, Filistin gibi yerlerde Türk hakimiyeti güçlenmiştir demiş. Bu durum Türklerin Ön Asya'daki varlığını pekiştirmiştir cümlesinden yine bu cümleyi de çıkarabiliriz. C şıkkımızı eledik. E. Haçlı seferleri esas amaçlarına ulaşamamıştır. Haliyle Haçlılarla yürütülen bu mücadeleler tarihte Türklerin İslam dünyasına yaptıkları en önemli katkılar arasında olmuştur. Ve asıl amaçlarına ulaşamayan Avrupalılar seferlere son vermek zorunda kalmıştır cümlesinden özellikle çıkarabiliriz. Amaçlarına ulaşamadıysa E şıkkında eledik fakat D şıkkında Katolik Hristiyanlar ile Ortodoks Hristiyanlar birbirine daha da yakınlaştırmıştır cümlesi. Hem paragrafımızda olmayan hem de gerçekte olmayan bilgiler arasındadır. O yüzden yanlış cevabımız D şıkkı. Osmanlı Devleti'nde farklı dönemlerde yaşanan gelişmelerinden hangilerinin zamanla uluslararası bir sorun haline geldiği söylenebilir? 1. Cem Olayı. Cem Olayı bizim karşımıza 2. Beyazıt döneminde yine yaşanmış olan taht mücadelelerinden bir tanesi olarak gelecektir. 2. Beyazıt ile taht mücadelesine girişen Cem Sultan önce Karamanoğullarına, sonra Memlüklere, sonra Rodos Şövalyelerine, en son Papa'ya sığınarak devletin iç meselesini dış mesele haline getirmiştir. O yüzden Cem olayını aldık. 2. Düzmece Mustafa olayı. Düzmece Mustafa olayı Osmanlı kuruluş döneminde özellikle 1. Mehmet'in yani Çelebi Mehmet'in tahta gelmesiyle Timur'a esir düşen Şehzade Mustafa'nın tekrar Anadolu'ya gönderilip taht mücadelesine sebep olması sonucunda yaşanmıştır. O yüzden Timur'un bu şehzadeyi yönlendirmesiyle yine devletin iç meselesinin bir dış meseleye dönüştüğünü söyleyebiliriz. İkinci olayımızı da aldık. 3. Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı. Kavalalı Mehmet Ali Paşa normalde Mısır valisiydi. Fakat daha da güçlenip kendisine Mora ve Girit gibi valilikleri isteyip kendisine bu valiliklerin verilmemesi üzerine Osmanlı Devleti ile savaşmış. Osmanlı Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın ordusunu durduramayınca İngiltere'den yardım istemiştir. Haliyle iç mesele yine dış bir mesele haline dönüşmüştür. O yüzden burada doğru cevabımız E şıkkıdır. TBMM'de kabul edilen gelişmelerden hangilerinin TBMM'nin otoritesini artırma amacını taşıdığı söylenebilir? Hıyaneti Vataniye Kanunu burada özellikle işgallere karşı tepki göstermeyip de yapılan mücadeleleri desteklemeyen, halkta sıkıntı çıkartan kişiler için Hıyaneti Vataniye Kanunu'nun ilan edilmesi TBMM'nin gücünü artırmak için yaptığı uygulamalardan bir tanesidir.
Saltanatın kaldırılması zaten TBMM'nin yürürlükte daha fazla kalabilmesi, işlerin daha kolay gerçekleştirebilmesi için kaldırılması gereken ilk uygulamalardan bir tanesidir. O yüzden otoritesini arttırmıştır kaldırılmasıyla. 3. Meclis hükümeti sistemi, yine burada demokrasinin tam anlamıyla uygulanabilmesi, cumhuriyet rejiminin daha da verimli olabilmesi için getirilmiş bir sistemdir. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı. Mustafa Kemal Atatürk, halkın yönetimde söz sahibi olduğu, ekonomide dışa bağımlı olmayan ve kendi kendine yetebilen, bağımsız politikalar güden bir ülke için mücadele etmiştir. Bunun yanında Türkiye'nin gelişmiş ülkeler arasında yerini almasını önemsemiş ve bu nedenle eğitimin ulusal değerlere bağlı modern bir yapıya kavuşturulmasını savunmuştur. Bu doğrultuda aşağıda verilenlerin hangisinde Atatürk döneminde istenen sonuçların alındığı söylenemez. E. Hukuk birliğinin sağlanması. Hukuk birliği için o dönemde İsviçre'den, Almanya'dan birçok hukukun alınması ve bizim bu şekilde kendi Türk hukukumuzu oluşturmamız hukuk birliğinin sağlandığının göstergesi ve şıkkımızı eledik. Planlı ekonomiye geçilmesi, yine burada sık sık İzmir İktisat Kongresi'nin yapılmasından sonra 5 yıllık kalkınma planlarının uygulandığını söyleyebiliriz. Planlı ekonomi dediğimizde yine Atatürk dönemini kapsamakta, D şıkkımızı eledik. C. Okur yazar oranının arttırılması, zaten cümlemizde de eğitimin ulusal değerlere bağlı modern bir yapıya kavuşturulmasından bahsetmişti. O yüzden okur yazar oranını arttırma amacı da vardır. C şıkkımızı eledik. Üniversite reformunun yapılması yine Atatürk döneminde eğitim alanında yapılan inkılaplardan bir tanesidir. Fakat siyasette çoğulculuk prensibinin uygulanması aslında çok partili hayata geçiş denemeleri demektir. Atatürk döneminde bunlar deneme halinde kaldı. Çünkü Türk halkı yeterince bu gelişmeye ayak uyduramadı. Bizim ilk defa çok partili hayata geçişimiz 1946 yılında Demokrat Parti'nin ülkenin hükümetin başına gelmesiyle gerçekleşecek. O yüzden buradaki yanlış cevabımız A şıkkıdır. Aşağıda fiziki coğrafyanın bölümlerini gösteren tablonun bir bölümü gösterilmiştir. Tabloda boş bırakılan A ve B bölümlerine gibi alt bilim dallarından hangileri yazılmalıdır? Tablomuzda jeomorfoloji ve jeomorfolojinin alt bilim dallarını istemiş. Öncelerimize baktığımızda jeomorfoloji yeryüzü şekillerin oluşumunu inceleyen bilim dalı olarak karşımıza gelir ve yine fiziki coğrafya kapsamındadır. Buraya iklim ve hava olaylarını inceleyen klimatoloji alabiliriz. Yerleşme coğrafyası ve nüfus coğrafyası beşeri ve ekonomik coğrafyanın kapsamı içerisindedir. Fakat toprak coğrafyası yine jeomorfolojinin kapsamındadır. O yüzden doğru cevabımız D şıkkıdır. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi, klimatolog ve meteorolog Profesör Doktor Murat Türkeş, Türkiye gelecekte hem sıcak hava dalgaları hem de kuraklıklardan hem de şiddetli ve aşırı yağış olayları ile gök gürültülü fırtınalar, hortum gibi olayları ve bunların çeşitli afet boyutlarındaki sonuçlarından günümüze oranla daha fazla etkilenebilecektir dedi. Profesör Doktor Murat Türkeş'in yaptığı yukarıdaki açıklamaya konu olan durum aşağıdakilerden hangisinden dolayı yaşanmaktadır? Burada Türkiye'deki sıcak hava dalgalarının, kuraklıkların, şiddetli ve aşırı yağış olaylarının gerçekleşmesinden bahsetmiş. Sıcak hava dalgaları ve özellikle kuraklık, günümüzdeki karbon salınımının fazla olması, ozon tabakasının delinmesi, sera etkisinin yaşanması, kısacası küresel iklim değişikliğinden kaynaklanmaktadır. O yüzden doğru cevabımız B şıkkıdır. Harita üzerinde gösterilen yerlerden hangileri dünyada Akdeniz iklimi koşullarının tipik biçimde yaşandığı yerlere örnek olarak gösterilebilir? Akdeniz iklimi her iki yarım kürede 30-45 enlemlerinde bulunan ülkelerde görülmektedir. Kuzeyde ve güneyde 30-45 enlemine göre enlemlerimizi çektiğimizde 1 no'lu merkez ve 2 no'lu merkezde Akdeniz iklimi görülürken 3'te ılıman okyanusal, 4 no'lu merkezde ise subtropikal iklimler görülür. O yüzden doğru cevabımız A şıkkıdır. Ortanca medyan yaş değerinin 52 olduğu bir ülkede aşağıda verilenlerden hangisinin görüldüğü söylenemez. Ortanca yaş değeri dediğimiz durum, genellikle ülkenin gelişmişlik özelliğiyle kendini gösteren, genç nüfusun daha aktif olduğu, yaşlı nüfusun daha uzun ömürlü olduğunu ifade eder. Mesela Türkiye'nin 2019 yılı ortanca yaşı 32'dir. Yani bizdeki 32 yaş artık genç bir yaş değil, ortanca yaş grubu olarak ifade edilmekteyken, bir ülkede ortanca yaş değeri 52 ise aslında o ülkedeki ortalama yaşam süresinin de aynı zamanda uzun olduğunu gösteriyor. Eğer bir ülkede ortanca yaşı gibi diğer alanlarda da yaşlı nüfusun fazla olması ülkenin ne kadar gelişmiş olduğunu göstermektedir. Gelişmiş ülkelerin genel özelliklerine bakacak olursak kişi başına düşen milli gelir fazladır. Doğru.
Ortalama yaşam süresi kısadır. Yanlış. Ortalama yaşam süresi de uzundur. C. Aktif nüfus oranının fazla olduğu. Evet, ortanca yaş 52 ise zaten çalışan nüfusun, yani aktif nüfusun fazla olduğunu söyleyebiliriz. D. Ülkenin dışarıdan göç aldığı. Evet, gelişmiş ülkeler genellikle dışarıdan göç alır. Doğru. E. Mamul madde dış satımının fazla olduğu. Mamul madde işlenmiş madde demektir. Ham maddeyi işler ve işlenmiş hazır halini daha yüksek bir ticari fiyatla satacaktır. O yüzden E şıkkımız da doğru olduğuna göre burada yanlış cevabımız B şık olarak gelecektir. Kaya düşmesi olayı doğada sık yaşanan bir durumdur. Bu olayın yaşanmasında fiziksel ufalanma etkilidir. Buna göre kaya düşmesi ile aşağıdakilerden hangisi arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır? Şimdi fiziksel ufalanma dediğimiz şey kayaçların genellikle sıcaklık farkının yüksek olduğu yerlerde çatlayarak parçalanıp toprak oluşturması demektir. Eğer bir yerde kaya düşmesi fiziksel ufalanmadan kaynaklanıyorsa burada kayaçlar ufalanarak toprak oluşturuyor demektir. Ve ufalanan topraklar eğer bitki örtüsünde cılız olduğu bir bölgede bulunuyor ise rüzgarın etkisiyle birlikte erozyon gibi başka bir doğal afeti tetikleyecektir. Deprem, volkanizma, tsunami daha çok yer kökenli doğal afetler iken çığ yine kar örtüsünün hava mevsimlerinin ısınmasıyla, sıcaklıkların artmasıyla birlikte oluşan bir doğal afettir. Ama burada kaya düşmesiyle doğrudan ilişkili olan doğal afetimiz erozyondur. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkıdır. Doğuştan kör olan birine herhangi bir rengi anlatmanız imkansızdır. Renk dediğimiz kavramlar görsel öğeler olduğu için işitsel yolla aktarmanızın imkanı yoktur. Eğer bir bilgi aktarılamıyor ise varlığından da söz edilemez. Varlığından söz edilemeyen bir kavram ise yoktur. Olmayan bir şeyin bilgisi de olamaz. Parçada aşağıdaki düşünürlerin hangi görüşü üzerinde durulmaktadır? Platon'un rasyonalizmi, Locke'un empirizmi, Husserl'in fenomenolojisine, Kant'ın kritisizmine ve Gorgias'ın nihilizmine. Rasyonalistlere göre doğru bir bilgi vardır, yolu da akıldır. Empirizme göre ise doğru bir bilgiye gündelik hayatımızdaki deneyimlerimizle ulaşırız. Husserl varlık felsefesinde varlığın özüne inmek gerektiğini söyler arkadaşlar. Yöntem de paranteze almadır. Kant, bilgi felsefesinde kritisizmde rasyonalizm ve empirizmi uzlaştırmaya çalışarak doğru bir bilgi için akıl ve deneyimlerin bir arada bulunması gerektiğini söyler. İlk çağ felsefesinden sofist Gorgias ise hiççidir, yani nihilisttir. Ona göre doğru bir bilgi yoktur, varlık yoktur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kavram ise yoktur diyor zaten. Bu yüzden cevabımız E seçeneği olur. Eski filmdeki gemilere hayranlıkla bakarım. Özellikle yelkenler ve insan gücüne bağlı küreklerle ilerleyen tahta gemiler. Bu tahta gemilerin ortasında direkte bir gözetleme noktası vardır. Bu gözetleme noktasındaki gemiciler güvertedeki veya kameradakilerden farklı şeyleri görebilirler. Çünkü 360 derece bakış açısıyla daha uzağa görebilir. Gözlem noktasındaki gemiciyi bilimlerin başlangıcı olan felsefeye benzetirim. Güverte veya kameralarındaki bilimler ancak kendi alanlarını görebilir. Parçada felsefenin gözlem noktasındaki gemiciye benzetilme nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Felsefe bütüncül bakış açısına sahiptir. Bilim ve felsefe birbirinden kopmamıştır. Bilim dalları felsefe ışık tutmaktadır. Her bilim dalının bakış açısı birbirine benzerdir. Felsefenin işlevi bilimleri bir araya toplamaktır. Arkadaşlar bakın burada felsefeciyi daha uzağa görebilen, 360 derece bakış açısıyla olaylara daha kapsamlı bakabilen bir gemici olarak betimlendiğini görmekteyiz. Bilimler varlığı parçalara ayırarak inceler sevgili arkadaşlar. Biyoloji canlıları, psikoloji insan ve hayvan davranışları, sosyoloji ise toplumları inceler. Felsefe ise bilimlerden farklı olarak varlığa genel, yani bütüncül bir bakış açısıyla bakar. Parçamızda anlatılan da zaten felsefenin kapsamlı bütüncül bir bakış açısına sahip olduğudur. Cevabımız bu yüzden A seçeneği. Parçada anlatılmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Wittgenstein'e göre esas olan dil-dünya ilişkisidir. Dilin temel sorunu dünyanın fotoğrafını yansıtıp yansıtmamasıdır. Dış dünya ve düşüncelerimizin ortak görüntüsünü veren dildir. Dil kendi içinde belli kuralları olan mantıksal bir yapıya sahiptir. Bu yapı analiz edilerek cümle ve önermelerin yapısı ortaya konmalıdır. Eğer cümleler dünyadaki olguya işaret ediyorsa gerçek yapısını ortaya koyuyor demektir. Çünkü dış dünya kelimeler veya önermelerle ifade edilir. Eğer ifade edilemiyorsa anlamsız ve saçma olur ki bu durumda bilginin değeri olmayacaktır. Gerçeklik dediğimiz önermeler bir yanılgıdan ibarettir. Dil, düşünce ve olgular arasında tutarlılık olmalıdır. Önermeler anlamlı cümleler değillerdir. Bilginin kaynağı düşünme, yani akıldır.
olgusal önermelerin gerçekle bağlantısı yoktur. 20. yüzyılın önemli filozoflarından biri olan Ludwig Wittgenstein'e göre felsefenin sorunları dil sorunlarıdır. Eğer felsefe dil ile alakalı yanlış anlaşılmaları çözebilirse felsefenin herhangi bir sorunu kalmayacaktır. Traktatus adlı eserinde de Wittgenstein, dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır der. Bakın burada da zaten dil mantıksal bir yapıya sahiptir. Ve cümleler dünyadaki olguya işaret ediyorsa gerçek yapısını ortaya koyuyor demektedir diye bir cümlemiz var. Bu durumda bize dilin düşünce ve olgular arasında tutarlılık olması gerektiğini kanıtlamaktadır. Cevabımız bu yüzden B seçeneği olur. Parçada aydınlanma felsefesinin hangi özelliği eleştirilmektedir? İnsanın gizli güçlere sahip olması, doğuştan getirilen özellikler ve özgürlüğü olgusal bir düzlemde bilimsel yöntemle ele alınmıştır. Bu durumda insan ve toplum giderek mekanikleşmeye başlar. Verileri salt olguya indirgeyen, deneyim ve aklı esas alan pozitivist bilim anlayışı anlamı ve hakikati sınırlandırır. İnsan çok yönlü, toplum ise karmaşık bir yapıdadır. Sorunu sadece belli bir açıdan ele almak eksiktir. Değerleri olgularla açıklamaya çalışmak aslında sorgulamayı engellemektir. Bilimsel yöntemler toplumsal gelişmeyi engeller. Felsefi sorgulama değerleri yok etmektedir. Toplum ve insan bir bütün olarak incelenmelidir. Öze ulaşmak için akıl dışarıda tutulmalıdır. İnsan düşüncesiyle beraber maddesel varlıktır. Burada olguculuk yani pozitivizmin eleştirildiğini görmekteyiz arkadaşlar parçamızda. Aklın ön plana çıkmış olduğu bir dönemdir. 18-19. Yüzyıl yani aydınlanma felsefesi. Parçamızda da eleştirilen nokta insan ve onun ait olduğu toplumun bir bütün olarak incelenmesi ve birbirlerine indirgenmesidir. Bu yüzden cevabımız C seçeneği olmalıdır. Max Weber'e göre devlet belli bir hiyerarşik yapıyla yönetilmelidir. Kendi arasında kesin bir hiyerarşiye göre sıralanmış memur verilen görevden sorumludur. Diploma veya yeteneğine göre seçilmektedir. Hak ettiği işte çalışan memurun yükselmesi kıdem veya liyakata göre yapılırken memur belli bir disiplin sistemine tabidir. Bu sistemde çalışanlar görev ve sorumluluklarını yerine getirdiğinde sorunlar sistematik bir şekilde çözülmektedir. Bu sayede devlet işleri kişisellikten arındırılır, farklı yorumlamalara neden olunmaz. Parçada siyaset felsefesinin hangi kavramı ve sorunu üzerinde durulmaktadır? İdeal bir düzen var mıdır? İktidarın kaynağı nedir? Bürokrasi gerekli midir? Sivil toplumun amacı nedir? İdeal düzenin amacı nedir? Arkadaşlar parçamızda devletin işlerini hiyerarşik bir şekilde yürüten memurlar topluluğuyla alakalı bilgiler var. Devletin işlerini hiyerarşik, ast, üst şeklinde yöneten memurlar topluluğu bürokrasidir. Ve burada da bürokrasi gerekli midir sorusuna bir açıklama görmekteyiz. Cevabımız C seçeneği olur. İslam dini tevhid inancına dayanmaktadır. Tevhid, bir ve tek olmak, birlemek gibi anlamlara gelir. Yüce Allah'ın varlığını ve birliğini kabul edip onu tek ve eşsiz yaratıcı olarak kabul etmek tevhid kavramıyla ifade edilir. Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberlerin tebliğ ettiği inanç esaslarının temelinin tevhid inancı olduğu ifade edilmektedir. Bu bilgi aşağıdaki ayet ya da hadislerden hangisiyle aynı doğrultudadır? Parçamızda tevhid inancına değinilmiş yani Allah'ın var olması, bir olması, ondan başka ilahın olmaması demektir tevhid. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere şüphesiz benden başka hiçbir ilah yoktur. Öylesi bana ibadet edin. Bakın burada gördüğünüz gibi tevhid inancı var arkadaşlar Enbiya suresinde. Sana yakın ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Burada insana Rabbine kulluk etmesi gerektiği bildirilmiştir Cenab-ı Allah tarafından. Allah'ın huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Dilinden ve elinden gelecek kötülükler konusunda Müslümanların güven içinde oldukları kimse, biz cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat suresi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Enbiya suresinin 21. ayetinde tevhid inancı var. Cevap A seçeneği olur. Bu bilgilerden hareketle Hazreti İbrahim'le ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz? A seçeneği de Allah inancına sahip oldu. Evet arkadaşlar, Hazreti İbrahim hiçbir zaman putlara tapmamıştır. O her zaman daima Allah inancına sahiptir. Bakın Hazreti İbrahim de öyleyse Allah'ı bırakıp da size fayda ve zarar veremeyen bir şeye hala tapacak mısınız dedi diyor. B'ye baktığımızda tevhid inancına halkını çağırdı. Arkadaşlar bakın Allah'ı bırakıp yapmak ne olduğunuz şeylere de yuh olsun diyor Hazreti İbrahim. Çünkü tevhid demek Allah'tan başka ilah olmadığı, onun var olması, bir olması anlamına gelir. Yani A ve B seçeneğine ulaşıyoruz. C seçeneğinde putperestliği engellemek istediği, bakın putların hepsini kırdı diyor Hazreti İbrahim, doğru. E seçeneğinde bir genç olarak çevresindekilere doğru yolu göstermeye çalıştığı,
Kendisini dinlemeyen halkının durumuna çok üzülüyordu diyor. Ve yaptıkları, taptıkları tahtadan taştan putlarına acziyetini göstermek için zekice bir plan kurdu diyor İbrahim Aleyhisselam'la alakalı. D seçeneğinde ise toplumuna İslamiyet'i zorla kabul ettirmeye çalıştı. Hayır arkadaşlar, Hazreti İbrahim böyle bir şey asla yapmamıştır. Zaten parçamızı da geçmez. Cevabımız D seçeneği olur. Buna göre Hucurat suresinin bu ayetiyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılabilir? Okuyalım birlikte. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler, zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah tevbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir. Allah'ın varlığına ve birliğine vurgu yapılmıştır. Allah'ın her şeyin sahibi olduğu ifade edilmiştir. Allah'ın külli iradeye sahip olduğu öne çıkarılmıştır. Allah'ın kutsiyeti ve kemal sıfatlarıyla Kur'an'ın üstünlüğü, müminlere verilecek mükafatın müjdesi vurgulanmıştır. Ağırlıklı olarak toplumsal yaşamda dikkat edilmesi gereken görgü kuralları ve ahlaki değerler üzerinde durulmaktadır. Gördüğünüz gibi zandan uzak durun diyor. Arkanızdan, insanların arkasından konuşmayın. Çünkü biriniz ölmüş kardeşin etini yemekten hoşlanır diyor. Yani burada aslında Cenab-ı Allah dedikodu etmeyin, birbirinizin arkasından kuyu kazmayın demektedir. Bu da bize Hucurat suresinin ilgili ayetiyle alakalı E seçeneğine ulaşabildiğimizi gösterir. Doğru seçenek E'dir arkadaşlar. Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Ülkemizi son dönemlerde siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda etkileyen Fethullahçı terör örgütü, dış güçlerle bağlantılı olarak faaliyet göstermiş, dini, şahsi çıkar, siyasi menfaat veya nüfus sağlamak için kullanmaya çalışmıştır. İslamofobi, transandantal meditasyon, din istismarı, reiki, sahaja yoga. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 15 Temmuz destanı ile alakalı bir görsel var ve Fethullahçı terör örgütünün de dini istismar ettiği ile alakalı bir bilgi görüyoruz. Bu yüzden cevabımız C seçeneği oluyor. Bu ayette altı çizili kelime grubunda ahiret aşamalarından hangisine vurgu yapılmıştır? Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki ölüydiniz, sizleri diritti, sonra sizleri yine öldürecek, sonra yine diriltecek, sonra da döndürülüp ona götürüleceksiniz. Bakara suresi 28. ayet. Mahşer yeniden dirilen insanların toplanmasıdır sevgili arkadaşlar, toplandığı yerdir. Mizan ilahi tart anlamına gelir. İnsanların mahşerde toplanması anlamına ise haşir gelir. Bas ise yeniden dirilmektir. Gördüğünüz gibi burada yeniden dirilmeyi söylüyor Cenab-ı Allah. Cevabımız bu yüzden B seçeneği. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 18-19. Yüzyıl aydınlanma felsefesine ait özelliklerdir? Varlık, bilgi ve ahlak problemleri ilk kez ele alınmıştır. Hayır arkadaşlar. Ta ilk çağdan itibaren bu problemler ele alınmıştır. Antik Yunan felsefesine büyük bir eleştiri yapılmamıştır aydınlanma felsefesinde. Düşüncelerin kiliseye ve tanrı merkezine bağlı olduğu dönem Orta Çağ dönemidir. Düşünce özgürlüğü filozof ve yazarlar tarafından desteklenmiştir. Doğru, zaten birçok edebiyatçı da aynı zamanda filozoftur. Pozitivizmin yani olguculuğun temelleri atılmıştır. Temsilcisi de Auguste Comte'dur, aynı zamanda sosyolojinin de kurucusudur arkadaşlar. Yani 4 ve 5. bilgi aydınlanma dönemine aittir. Cevabımız D seçeneği olmalıdır. David Hume'a göre bilgilerin kaynağı dış deneydir. İnsan aklında iki şey bulunur. Bunlardan biri izlenimler, yani duyumlarımızdır. Diğeri ise fikirlerdir ki bunları izlenimlerin solmuş, cansızlaşmış kısımlarıdır. Bu yüzdendir ki rasyonalistim, yani akılcıların determinizm, yani belirlenmişlikle açıkladıkları şey aslında deney öncesi bilgidir. Bir bilginin sürekli aynı sonucu vermesi bir zaman sonra o durumla karşılaştığımızda aynı olacağını düşüncesini yaratır. Ancak sonuç her zaman aynı çıkmayabilir. David Hume rasyonalistleri yani akılcıları hangi noktada eleştirmektedir? Determinizm insanda alışkanlık yaratır, fikirler izlenimlerin bilgi kaynağıdır. Akıl bütün bilgiye ulaşmada araçtır, asıl bilgiye determinizm ile ulaşılır, zihin dış deneyden beslenmektedir. Empirist bir filozoftur, yani deneyimci bir filozoftur arkadaşlar David Hume ve burada mutlak determinizmi eleştirdiğini görmekteyiz. Determinizm bir belirlenmişlik demektir. Rasyonalistleri determinizm insanda alışkanlık yaratır noktasında deterministlikten ötürü eleştirdiğini görüyoruz. Cevabımız da A seçeneği. 18. yüzyıl materyalizmin akımının öncülerinden olan düşünür, insan da diğer canlılar gibi bir makineye benzemektedir. En önemli eseri olan makine insan ile
İnsanı biyolojik bir canlı olarak ele alırken tüm varlık alemini mekanik materyalizm çerçevesinde değerlendirmiştir. Maddeden bağımsız bir ruhtan söz edilemez. Aslında ruh denen şey maddenin farklı bir boyutudur. Yukarıda bahsedilen filozof aşağıdakilerden hangisidir? Karl Marx 19. yüzyıla ait bir filozoftur. Thomas Hobbes Rönesans dönemine ait bir filozoftur. Husserl 20. yüzyıl filozofudur. John Dewey zaten pragmatik bir bakış açısına sahiptir arkadaşlar. Makine insan öğretisi olan kişi aynı zamanda mekanik materyalist olan da Fransız Lemaître'dir. Cevabımız E seçeneği olur. Varoluş özden önce gelmektedir. Nasıl ki karpuzda çekirdek halindeyken gereken tüm koşullar potansiyel olarak mevcut ise insan da kendi özünü gerçekleştirebilme potansiyeline sahiptir. Karar alırken, hayatına yön verirken sorumluluğunu almalıdır. Yaşamına seçimleriyle anlam katmak ve değer vermek durumundadır. Kendi özünü gerçekleştirmek bunu gerektirir. Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? İnsanın kaderi Tanrı tarafından belirlenmiştir. İnsanın seçimleri kendi iradesi dışında gerçekleşir. Her insanın potansiyeli birbiriyle aynıdır. İnsanlar kararlarını özgür iradeyle alır. Seçim özdeki belirlenmişliğin dışa vurumudur. Arkadaşlar bu düşünce egzistansiyalizm yani varoluşçuluğun düşüncesidir. Onun temsilcilerine Kierkegaard ve Jean-Paul Sartre'a göre insan önce var olur, daha sonra kendi seçimleriyle kendi özünü kendi oluşturur. Yani kendi geleceğini kendi tayin eder. Bir belirlenmişliği reddederler, kaderciliği kesinlikle reddederler ve mutlak özgürlükçülüğü savunan varoluşçulara göre insan dünyaya geldikten sonra kendi seçimleriyle kendi geleceğini kendisi oluşturur. Bu yüzden cevabımız insanlar kararlarını özgür iradeleriyle alır olmalıdır. Çünkü mutlak özgürlükçüdür varoluşçular. Cevabımız D seçeneği olmalıdır. Yeni ontolojinin mimarı Nikolai Hartmann'a göre varlıklar 4 katmandan meydana gelir. Birincisi akıl ve tinin etkin olarak kullanıldığı tinsel katmandır. Bu katmanda düşünce, özgürlük ve benzeri kavramlar ve felsefe yer alır. İkincisi insan ve hayvanlarda bulunan bilinç durumuna karşı gelen ruhsal katmandır. Bu alan psikoloji bilimiyle açıklanabilmektedir. Üçüncüsü canlı varlıkların olduğu organik katmandır. Bu katmanla biyoloji ilgilenmektedir. Dördüncüsü cansız varlıkların olduğu inorganik katmandır. Sezginin aktif olduğu bu katmana fizik hakimdir. Parçaya göre aşağıdaki sorulardan hangisi tinsel yani ruhsal katmanı ilgilendirmektedir? Bilinçaltı insanın yaşamını etkiler mi? Tek hücreli canlılarda enerji nasıl oluşur? Cisimlerin yatay atışında etki eden etmenler nelerdir? Ruhsal hastalıkların nedenleri nelerdir? Ruhun ölümsüz olması hayatımızı nasıl etkiler? Buradaki tinselden kasıt ruhun olup olmadığı problemidir. Ruhun ölümlü ya da ölümsüz olup olmamasıyla alakalıdır. Bu yüzden doğru seçeneğimiz E seçeneği olmalı.